olacak, çok tartışılacak bir bölüm olacak asıl meselede. Mine Tozlu Sineren internet bağlantısıyla yayınımızda. Mine Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz Mine Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Çok Şimdi sağ olun. şu grafiğimizi bir tekrar görelim arkadaşlar, başlamadan önce. Sedat Peker bugün Twitter'da yaptığı paylaşımlarda bir rüşvet çarkına ilişkin iddialarda bulundu. Bu rüşvet çarkında odaktaki Evet. isim Mine Tozlu Sineren. Mine Tozlu Sineren bir iş insanı, bir iş kadını. Çarkın içerisinde de Sedat Peker'in iddialarına göre Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti milletvekili, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Top Deniz Meclisi üyesi ve eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakçı ve gazeteciler Orhan Pala, Burak Taşçı var. Şimdi Mine Hanım, birazdan bu isimlerle nasıl yolunuzun kesiştiğine, neler yaşadığınıza geliriz. Ama önce sizi bir tanıyalım. Siz ne iş yapıyorsunuz Mine Hanım? Bir önce onu anlatır mısınız bize? Öncelikle tabii ki böyle bir gündemle burada olmak aslında çok iç açıcı bir şey değil. Çünkü ben yıllardır, 2016 yılından beri borsayla ilgili bu işe başladığımda bu sıkıntıları yaşamaya başladım ve bunu her seferinde devlet kurumlarına, her yere bildirdim. Ne yazık ki hiçbir şekilde hiçbirisinden bir cevap alamadım. Orada gördüğünüz her kişiyle ilgili bir takım şeyler yaşandı, bir takım olaylar oldu. Ama bunu sadece ben değil. Yani şunu bilin, bugün Türkiye'de kaç tane borsa patronu varsa bunların hepsini yaşıyorlar ve yaşamak zorundalar. Ve ben bugün bu yayına Mine Tozlu Sineren olarak değil, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren olarak bağlanıyorum. Ve aslında burada anlatmak istediğim konu küçük yatırımcıların uğradığı mağduriyetler. Çünkü sermaye piyasaları bu ülkenin ekonomiyle ilgili en önemli kısmı. Çünkü bizim paraya ihtiyacımız var. Çünkü bizim bu yurt dışından parayı alabilmemiz için şirketlerimizin güçlü olması gerekiyor. Şirketlerimize küçük yatırımcının güvenmesi gerekiyor. Sonunda da yurt dışından gelecek yatırımcıların da Türkiye'deki şirketlere güvenmesi gerekiyor. Ne yazık ki biz buradaki sistemi doğru kuramadığımız için sürekli olarak bir küçük yatırımcı mağduriyetleriyle karşılaşıyoruz. Bugün insanlar niçin borsaya giremiyor? Niçin bugün insanlar borsada kaybettikleri için intihar ediyor? Niye bizim şirketlerimize güvenilemiyor? Niye patronlar şirketlerini büyütmek yerine hisse alıp satımı yapıp trade yapmaya yöneliyor? Yani öncelikle bunlara inmemiz gerekiyor ve bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten küçük yatırımcıların mağduriyeti çok büyük. Ve bu sistemin yıkılabilmesi için de bu sistemi göğüs gerecek, buradaki sisteme hayır diyecek, şirketini büyütecek patronlara ihtiyacımız var. Bunun parayla bir alakası yok. Gerçekten parayla bir alakası Mine yok. Hanım, Mine Çünkü, Hanım, Mine evet, Hanım, bir buyurun. müsaadenizle bir araya gireyim. Şimdi bu bir kere teknik bir mesele. Yani konuşacağımız şeyler Evet. teknik konular ve seyircilerimizin çoğunun da aşina olmadığı konular. O yüzden Evet. adım adım gidersek Evet. meseleyi daha anlaşılır kılmış oluruz diye Tabii düşünüyorum. şimdi şöyle anlatayım. Bir saniye lütfen. Siz bir genel değerlendirme yaptınız. Teşekkürler, ama onları tekrar isteyeceğiz sizden. Adım adım gidelim ve meseleyi tüm boyutlarıyla doğru biçimde kavrayabilelim. Mine Hanım, Evet. şimdi sizin bir şirketiniz var, değil mi? Ve siz sermaye artırımı yapmak istiyorsunuz. Hikaye buradan başlıyor. Hayır. Nasıl Bunun başlıyor? öncesi var. Heh, Bunun öncesi buyurun. var. Şimdi en son kısmı sermaye artırımı kısmı. Bunun öncesinde 2016 yılında ben bu şirketin yönetim kurulu başkanlığını aldığımda şirket gözaltı pazarında. Yani bir şirketin gözaltı pazarında olması demek yatırımcı mağduriyeti demek. Şirketin tahtasının kapanması ve bu anlamda da bu şirkete yatırım yapan yatırımcıların parasını hiçbir yerden alamaması demek. Şimdi benim buradaki yapmak istediğim olay, yani her zaman
anlatmak istediğim aslında yeni mağduriyetler doğurmak değil, borsada mağdur olan şirketleri tekrar işlem gören hale getirebilmek için bu şirketlere yatırım yapıp küçük yatırımcıların mağduriyetlerini gidermek. Ben 2016 yılında yani kendi projeksiyonumla Ansa Yatırım Holding'i aldığımda hisse 20 kuruş, şirketin öz kaynağı eksi 15 milyon, bilançosu eksi 15 milyondu. Ve ben bir şekilde yani kendi projemi ve o anlamda yapmış olduğum yatırımları halka açabilmek adına en doğru yolun, aslında en kısa yolun gözaltı pazarındaki bir şirketi alıp ana pazara çıkarmak olduğu düşüncesiyle bu şirketi satın aldım. Ve ne yazık ki eski yönetimin bana destek olmaması işte ve o sırada tam 2016 yılında darbe girişimiyle beraber Kasım ayına kadar bir sistem çöktü ve hiçbir işlem yapamadık. Evet. Sonrasında ben bütün yatırımcıları bir araya topladım. Dedim ki bakın ben bu şirketi tekrar ana pazara çıkacağım. O zaman herkes dedi ki imkansız, yapamazsınız. Çok zor bir iş. Yok dedim. Ben bu anlamda kendime güveniyorum. Bu işi yapacağım dedim. Ve 8 ay sonra bu şirketi D grubundan B grubuna çıkarttım. Ana pazara çıkarttım. Gözaltı pazarından çıkardınız. Evet. Ana pazara yani gözaltı çıkardım. Pazarı demek şirket zor durumda batmış zor durum. Gibi mi? Öyle evet. Bir şey mi? Evet. Batmış. Yani tahtası kapanmak üzere evet. 20 milyon hissesi ve çok ciddi bir yatırımcı mağduriyeti var. Öz kaynakları erimiş, sıfır bir şirket düşünün. Bu şirketin içine 13 milyon lira para koyarak hemen iştirak edindim. Çünkü gözaltı pazarına alınmasının sebebi iştiraksizlikti. Öz kaynağın eksi olmasıydı. İşte bir takım denetim raporlarının da olumsuz olmasıydı. Evet. Ben bunların hepsini 8 ayda giderdim. 13 milyon lira bir sermaye artırımı yaparak şirketin sermayesini 10 milyondan 21 milyona çıkardım ve bunun karşılığında da bir hisse senetleri aldım. Zaten asıl hikaye burada başladı. Evet. Şimdi borsa patronunun elinde 11 milyon gibi bir lot olması demek, bugün 1 lira nominal değer üzerinden bu 10 milyona tekabül ediyorsa, patronun yapacağı 1-2 harekette bu hisse fiyatı 100 liraya gider, 200 liraya gider. Yani bu borsada şöyle düşünün, kumarda nasıl masa kazanırsa bizim şirketlerimizde de ne yazık ki Türkiye'de daima borsadaki şirketlerde patron kazanır. Sistemi bu şekilde kurmuşlar. Ve ben bu 11 milyon lotu alınca işin aslını yani daha hiç borsayla ilgili bir tecrübem yok. Benim kapıma sürekli olarak işte benimle irtibata geçip işte Mina Hanım tahtanızı şöyle yapalım, hissenizi şuraya getirelim, İşte bize şu kadar komisyon verin şeklinde kişiler gelmeye başladı. Evet yani eğer şirket herkes... Mina Hanım şirket artık borsada değil mi? Siz aldınız evet, onu borsada. Gözaltı evet. Pazarındaydı. Pazarda, ana pazara çıkardınız ve şirket borsada evet. İşlem görmeye başladı. Şimdi evet, burada işlem görmeye başladı. Tamam buradan devam edelim. Bundan sonra başlıyor hikaye. Evet. Çünkü zaten burada ki sistem patron hissesine dayalı olduğu için buradaki şahıslar patronun satacağı hisselerden para kazanan şahıslar. Ve rüşvet burada dönüyor zaten. Yani halka açık olmanın bir anlamı yok. Halka açık olmak demek aslında hani patronun kasasına ne kadar para girecek ve bu parayı patron kimlerle paylaşacak? Sistem bu şekilde kurulmuş zaten. Yani 400 küsür tane borsada şirket var. Bakın burada borsadaki şirket patronların hepsiyle birbiriyle bağlantısı var ve herkes kimin ne yaptığını gayet iyi biliyor. Ve hepsi, yani ben bu işte tabii hepsini çoğunu tenzih ederim ama çoğu sistemi o şekilde kurmuş ki şirketine sermaye koymak değil amaç. Hisse senetleri üzerinden para kazanmak. Tamam. Yani bugün bir borsa şirketine gittiğiniz zaman her yerde bilgisayar görürsünüz. Neden? Çünkü orada sürekli olarak hisse takip ediyorlar. Ama bir patronun yapması gereken şey hisseyi takip etmek değil, şirketinin sermayesini ve faaliyetiyle ilgili karını zararını takip etmek. Şimdi ben hep bunu anlatmak istedim. Dedim ki bakın patronların hisseyle bir alakası olmama. Çünkü zaten halka açık olmanın anlamı bu. Patron şirketine sahip çıkar, yatırımcısı da hissesine sahip çıkar. Tabii ki bizim gibi şirketlere
Patrondan başka kimse sermaye koymaz. Patron bir fonunu ya kendi fonunu yönetir ya da kendisiyle bağlantılı olan bir yatırımcı grubunu yönetir. Evet. Ama zaten patronun amacı şirketinin içine bu fonu koymaktır. Halka açık olmanın anlamı budur. Sermaye nereden gelecek? Milletten mi? Yani bizim gibi şirketler sermayeyi halktan alır. Mine ya tahsisi sermaye artırımı yapar. Araya girebilir ya da bedelli sermaye artırımı yapar. Mine Hanım, şimdi ben çok özür dilerim. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok az geliyor sesiniz. Ben uzun yıllar borsacılık yapmış, araştırmacı olarak, borsada araştırmacı olarak uzun yıllar çalışmış birisiyim. Evet. Halka açık şirket, halka açık olsun veya olmasın. Asıl amaç nedir? Halka açılırken küçük ortakları, yani piyasaya hisse satıp, halka açılırken söylüyorum, onlardan para alıp şirketi daha da büyütmek. Evet. Veya şirketin karına ortak etmek. Evet. Yani kaynak şirketin faaliyetinden sağlanır. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Ana felsefe olarak bedelli sermaye artırımları demek, tekrar tekrar küçük yatırımcıya gidip para toplayıp mağdur etmek demek. Aynen. Ama dolayısıyla çok özür diliyorum. Bakın, halka açık şirketlerde o kadar fazla var ki. Şirket bir itirazınız mı var? Şimdi söylediklerini bu kaynak açmak için mi? Açmak için söylüyorum. Evet. Kaynak teminiyle ilgili, yani bunlar çok birçok işlem masum işlem değil. O yüzden söylüyorum. Masum işlem olmadığı zaman içeriye, masum işlemlerde kimse içeriye girip oradan pay alalım, buradan pay alalım diyemez. Tamam. Ama masum işlem olmadığı zaman bu tür karanlık şeyler devreye giriyor. Şu meseleyi bütünlüklü bir şekilde adım adım, giriş, gelişme, sonuç biçiminde bir anlayalım, bir kavrayalım, sonra açarız. İnan Bey, Mine Hanım, buyurun. İnan Beyciğim, buyurun. Şimdi İbrahim Bey'in bahsettiği şirketler ilk defa halka açılan şirketler için geçerli. Evet. Halka açılmış olan, zaten hani ilk açılışta şirketinin hisselerini yatırımcıya satmış ve gözaltı pazarına girmiş şirketlerden bahsetmiyoruz. Şimdi benden önceki yönetim zaten şirketinin hisselerini satmış, halka açıklık oranı %99. Halka açık bir şirketten bahsediyoruz. Yani halka açılmış, sermayesi, öz kaynağı bitmiş, patronun elinde bir lot daha hisse yok. Tamam. Şimdi, bu şirketi kurtarmak başka bir operasyon. Evet. Halka açmak başka bir operasyon. Evet. Siz şimdi şirketi aldınız, kurtardınız, evet. Mine Hanım. Evet. Bir de İnan Beyciğim, bir de şöyle bir şey var. Borsada olup mevzuatı çok iyi bilmekle borsada bir şirket yönetmek aynı şey değil. Tamam. O kadar farklı ki. Çünkü ben bugün mevzuatı hakikaten bir uygulayan kişi olarak mevzuatı yazan kişilerden daha iyi biliyorum. Neden? Çünkü uygulayan ve bununla ilgili her türlü aksiliği ve her türlü olasılığı hesaplamak zorunda ve şirketin geleceği için bunları düşünmek zorunda olan kişi benim. Tamam. Patronun zaten görevi bu. Tamam. Neyse, sonuç şimdi itibarıyla... Şimdi bu boyutunu anladık. Evet. Yani işin teknik boyutunu anladık. Şimdi yani siz bundan sonra Mine Hanım ne yapmak istediniz? Şunu yapmak istedim. Ben 13 milyon sermaye içeriye soktum. İki tane iştirak firması satın aldım. O sırada Department Store 2015 yılında Avrupa Kalite Ödülü almış olduğum Department Store projesini hayata geçirip bütün İtalyan markalarını bir arada toplayıp mix mağazacılık dediğimiz bir sistem kurup havalimanlarında ve işte İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli illerinde mağazalar açmaya başladım. Evet. Şimdi burada benim bu işi yapmama izin veren ve bu işi onaylayan SPK'ydı. Yani bir tahsisi artırımı yapabilmek için bir fon kullanım raporunuz olmak zorunda. Ve bu fon kullanım raporuna istinaden size SPK izin verecek ki siz o sermayeyi hisse senedine dönüştürüp işte alabileceksiniz. Tamam. Hikaye SPK burada mı başlıyor? Mine Hanım, burada mı başlıyor hikaye? Başladı. Evet. SPK onay verdi. SPK onay verdi. Benim hisse senetlerim benim adıma tahsis edildi ve işte ondan sonra kapılar çalınmaya başladı. Şimdi burada ilk önce borsayla ilgili bir medya grubu var. Bunlar
patronun hisselerini yükseltebilmek için çeşitli haberler yapıyorlar. İşte şirketi övüyorlar, patronu övüyorlar, işte şöyle olacak, böyle olacak diyorlar. Sonra bir takım gruplar kuruluyor. Bu gruplarda işte insanlar, küçük yatırımcılar işte tüyo aldık, şuradan şunu aldık, bunu aldık diye çeşitli hikayeler üretiyorlar. Çünkü zaten şunu çok iyi biliyorlar. Borsada satın alınan hikaye. Borsada hiçbir yatırımcı şirketinin kapısını çalıp bu şirkette ne oluyor, bunun bilançosu ne, kârda mıyız, zarar mı da mıyız, patronumuz ne yapıyor, ne yapmak istiyor diye bakmıyor. Burada bu işler bu kişilerin yönettiği işte bir takım böyle hayal dünyasında şundan tüy aldım, bundan tüy aldım, şirket şunu yapacak, bunu yapacak şekilde pazarlanıyor. Sizin şirketinizle ilgili haberler mi yapılmaya başlandı o dönemde Mine Hanım? Hayır, bu o dönemde tabii ki 11 milyon lot elinde hisse var. İşte bu kadın işte ne yapacak, hisse kaç lira olacak, kaç lira para kazanacak diye benim adıma bunları. Evet, bir bağlantıda bir kopukluk oldu herhalde. Tamam, tekrar arıyoruz. Meselenin teknik bir tarafı var. Teknik bir tarafının da anlaşılması gerekiyordu. Bu bölüme kadar onu anladık ama. Lotlar eline geçmeden önceki aşamada SPK'da herhangi bir sıra dışı işlemle karşılaşmamış mı? Olağan bir şekilde mi bunlar piyasaya açılmış? Bunun bir sorulmasında... Sorulara İdris Bey, önce bir dinleyelim Mine Hanım'ı. Bir dinleyelim, ondan sonra sorulara geçeceğiz. Zamanımız var. Buyurun Mine Hanım, evet. Bir bağlantı kesildi, oradan devam edelim. Evet, şimdi... Gazetecileri anlatıyoruz. Dediler ki işte Mine Hanım elinizde hisse senetleri var, biz bu hisse senetlerini satalım, tahtayı şu kadar liraya getirelim, işte biz bundan %30 alırız, işte 11 milyon lot gibi bir hissede tahta işte 20 liraya gelse 200 milyon gibi bir para eder ya da işte biz bunu daha da arttırabiliriz falan. Ben tabii sistemi hiç bilmiyorum, ilk defa borsaya girmişim, konuyu anlamaya çalıştım. Ve sonrasında işi çözdüm. Çünkü ben bunu yaptığım zaman gerçekten çok ciddi bir yatırımcı mağduriyeti olacak. Çünkü borsada bir kazanan varsa mutlaka bir kaybeden olmak zorunda. Ve borsa bizim küçük yatırımcımızın anladığı gibi kısa vadeli bir yatırım değil. Uzun vadeli olması gereken bir yatırım. Evet. Ama bizim küçük yatırımcımız günlük kazanç peşinde olduğu için ben orada bir karar vermek zorundaydım. Yani benim... Her zaman söylediğim bir şey var. Borsada patronlar ikiye ayrılır. Rahmaniler ve şeytaniler. Eğer rahmani bir patron olursanız tamamıyla şirketinizi düşünürsünüz. Şeytani bir patron olursanız elinizdeki hisse senetlerini nereye götürüp kime nasıl satacağını pazarlama yaparsınız. Evet. Ve ben dedim ki ben asla borsada olmayacağım. Ben şirkette olacağım, şirketimi koruyacağım ve benim derhal bu hisse senetlerini satarken paraya nakite tabii ki benim o zaman yani 13 milyon gibi bir paradan bahsediyoruz. Ve 15 milyon eksi öz kaynak alınmış bir sermayeli bir şirket var. Şirketin borçları var. Ve sürekli olarak işte yatırım yapmam gerekiyor. Ve hisse senetlerini paraya çevirip kendime de sermaye yaratmam gerekiyor. Şirketime sermaye yaratmam gerekiyor. Tamam. Ve hemen şirketin alacaklarını topladım. Dedim ki bakın sizin bu şirketten bu kadar alacağınız var. Ben bu şirketin yönetimini aldım. Borcundan ve alacağından mesulüm. Elimde bu hisse senetlerim var. İstiyorsanız size hisse senetlerini birmanlayayım. Çünkü o dönemde oradaki borsadan anlayan arkadaşlarım daha iyi bilirler. Tahsisli sermaye artırımından gelen hisse senetlerini 6 ay ile 1 ay arasında bloke konuyor. Yani o dönemde hisse senetlerinizi satamıyorsunuz. Ancak birman yoluyla satabiliyorsunuz. Tamam. Tabii ki şirketin borçları var. Bunları nasıl ödeyeceğim? Ben bana ait olan hisseleri kabul eden şahıslara birmanlayarak şirketin borçlarını kapattım. Bir lot dahi tahtadan satmadım. Tamam. Yani çünkü zaten alma ve satıma kapalı. Birman yoluyla değerinin de hatta altında satarak, çünkü insanlar neden sizdeki alınıp satılamayan hisseye para versin ki, tahtadan zaten aynı fiyatta alabilir. Evet. Yani ben zarar ederek şirketin borcunu ödemek için hisse senetlerimi sattım ve aynı gün paranın geldiği gün şirketin kasasına tekrar sermaye koyarak
Şirketin borçlarını ödedim. Tamam. Ve elimde hisse kalmadı. Hisse kalmadı ama bu anlamda işte yatırımlarım var. Yatırımlarıma devam ediyorum. Ve büyük bir proje yaptım. Bu sefer elimdeki markaların gücünü kullanarak Türkiye Giyim Sanayicilerinde Buy Turkey diye bir projesinin altında Türk markalarını bir araya getiren Türkiye'den Lafayette tarzı bir mağazacılık anlayışının çıkacağı. Çünkü hep şunu söyledim. Biz üretim yapmalıyız. Ve biz Orta Doğu'yla Amerika ve Avrupa arasında bir köprü vazifesini görerek bu dünya markalarının üretimlerini Türkiye'ye almalıyız. Evet, marka yatırım holdingden yani, bahsediyorsunuz değil mi? Evet, adını onu marka kurdunuz. Yaptım. Evet. Evet, onu marka yatırım holdingin adını ANSA olan adını marka olarak tamam. değiştirdim. Ve sermaye artırımı projemi, burada mı başlıyor Mine Hanım? Evet, orada başladı. Marka, orada zaten ana pazara çıktım. Borsa İstanbul'da Gong Töreni düzenlendi. 19 Temmuz 2017 tarihinde. Ana pazara çıkışı oldu. Tamam. Sonrasında tamam. Arama geldiği için kapanıyor sanırım telefon. Arkadaşlar Mine Hanım'ı bir uyaralım. Aramalara kapatamıyor mu telefonu? Tamam. Yani telefonun şeyini kesmesini söyleseniz olmuyor. Peki. Tamam. Şimdi hikaye buradan sonra başlıyor. Marka Yatırım Holding. Marka Yatırım Holding'in... Evet, ismi Marka Yatırım Holding oldu. Çünkü tamam. amaç şuydu. Projelerimi, hayata geçirmek istediğim projeleri markalaştırmak. Tamam, onu anladık. Bir de şu var. Mine Hanım, evet. Şimdi siz bir batık durumdaki bir şirketi aldınız. Onu düze çıkardınız. Ondan sonra borsada işlem görmeye başladı o şirket. Ve o şirketi evet. marka yatırım holdinge dönüştürdünüz. Doğru değil mi? Evet. Marka yatırım evet. holdinge dönüştürdünüz ve evet. şimdi o şirket için sermaye artırımı isteyeceksiniz. Evet. Ondan öncesi var. Sermaye artırımı en son. Daha oraya gelmedik. Gelmedik. Peki. Sonrasında evet şöyle oldu. Sonrasında ilk sermaye artırımından sonra yatırımlara devam edebilmek için elimdeki bu sefer daha büyük bir fon grubuyla İşte bahsettiğim bu büyüttüğüm department store projesini hayata geçirip daha büyük bir proje yapmak istedim. Yalnız benim burada istediğim şey şirketlerin, yani çünkü bizler yatırım holdingler şirket alıp satmak zorundayız. Yatırım holdingler kendileri faaliyet gösteremezler. Bunlar şirketlere yatırım yaparlar, sermayelerini o şirkete aktarırlar. O şirketlerin karlarıyla konsolide olurlar ve işte kar veya zarar ederler. Yatırım holdingler bu şekilde faaliyet gösterebiliyor. Evet. Ben dedim ki SPK, o zaman Vahdettin Bey başkandı ve Vahdettin Bey bu konularda çok uzman kişiydi çünkü hakikaten işi bilen birisi. Dedim ki Vahdettin Bey, ben gözaltı pazarındaki şirketlere yatırım yapmak istiyorum. Çünkü bakın hani şu anda gözaltı pazarındaki şirketlere biz yatırım yaparsak geçmişte olan yatırımcıların, küçük yatırımcıların mağduriyetlerini giderebiliriz. O yüzden lütfen hani benim buradaki projeksiyonumu anlayın dedim. Ve ben bu department store projesini yaptığımda kendi bir MT Marka diye bir şirketim vardı. Bu projeyi oluşturan ve daha sonrasında aslında bir şirketin altına sokup proje değerlemesi yaparak şirketleri satan bir şirket. Bu projeyi şirketleştirdim. SPK uzmanları tarafından bir değerleme yaptırdım ve buna bir değerleme 104 milyon gibi bir değer biçildi. Çünkü bu hakikaten güzel, çok güzel bir projeydi ve ben bunu markanın altına almak istedim. Tamam. Bir de şu var. Ne yazık ki şimdi bize diyorlar ki siz işte batık şirketlere yatırım yapın, burada sistem sağlayın, bu şirketleri işte tekrardan halka kazandırın falan pişman. Ama biz bu şirketleri aldığımızda şirketlerin borcuyla ve alacağıyla devraldığımızda eski yönetimden gelen bütün sorunları da devralıyoruz. Yani bununla ilgili olarak hiçbir hukuki koruma altında değiliz. Her zaman üçüncü şahıslar koruma altında oluyor. Devlet diyor ki sen almış olduğun şirketin borcundan ve alacağından mesul olduğun için bu bir due diligence yapıldığında, bir değerleme yapıldığında şirketin herhangi bir borcu, muhasebe kayıtlarında olmayan bir borcu çıktığında
Diyor ki sen üçüncü şahsa bunu ödeyeceksin, gideceksin, bunu eski yönetimden daha sonra tahsil edeceksin diyor. O yüzden bizler ya, bu yatırımları yaparken her zaman risk altındayız. Yani şirket almak o kadar kolay bir şey değil. Peki. Çünkü o şirketlerin yönetiminin bütün sorunlarıyla beraber devam alıyorsunuz. Peki. Ben bu oluşturduğum projeyle sermaye artırımı yaptım. Parayı koydum kendi şahsım adına. Ve MT marka şirketinin alınmasıyla ilgili olarak sermaye artırımı için SPK'ya başvuru yaptım. Tamam. Şimdi SPK, Mina Hanım, evet. Mina Hanım, hikaye tam burada başlıyor artık değil mi? Sermaye artırımı evet, için SPK'ya başvuru başlıyor. Yaptınız. O başlıyor, dönem SPK'nın şurada... başında kim var? O dönem işte o dönem Vahdettin Bey gidiyor ve Ali Fuat Bey başkan olarak. Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankasya'nın eski evet. genel müdürü, yıllarca genel müdürlük yaptı. Evet. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Bankasya'nın önünden evet. geçenler bile cezaevine atılırken evet. Bankasya'nın genel müdürlüğünden SPK başkanlığına geçen isim. Ali evet. Fuat Taşkesenlioğlu. Taşkesenlioğlu geldi. Evet. Şimdi ben tabii ki dosyamı içeriye vermişim ve bununla ilgili olarak da benim projeksiyonumu anlayabilecek kişilerin orada bunu değerlendirebileceğini düşünüyorum. Ve hani gidip de asla bir lobicilik ya da işte gidip de benim şu sermaye arttırmamı geçirin falan böyle bir şeylere girmiyorum. Çünkü diyorum ki ben zaten yapılması gereken doğru olan bir şeyi yapıyorum. İyi İçeriye bir şey yaptığınızı koyuyorum. Düşünüyorsunuz. Evet. İyi bir şey yapıyorum diye düşünüyorum. Hı-hı. Fakat bana benim sermaye arttırımım fiktif gerekçesiyle reddediliyor. Şimdi fiktif. Ne demek? Çok ağır ve itham. Fiktif demek yani sen aynı parayla işte tekrar aynı parayı birkaç kere şey yaparak kullanarak bu işi yapıyorsun demek yani. Yani dolaylı olarak işte bir ortadaki bir parayı büyütüyorsun demek. Ama şöyle bir şey var. Yani SPK'da dolandırıcılık diyebilir miyiz yani Mina Hanım buna? Dolandırıcılık değil de muhasebesel anlamda yani bir paradan yani 3 tane bir kuzudan 3 koz çıkartmak gibi bir şey bu. Tamam. Aslında yani ama şöyle bir şey var. Şimdi siz bireysel olarak Marka Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanı olsam da ben aslında bir yatırımcı gözüyle bakın. Yani bu parayı ben koyuyorum. Şahsım olarak koyuyorum yani. Mine Tozlu koyuyor parayı. Ve bu parayla yani kendisinin ortak olduğu bir şirketi satın alıyor. Şimdi oradaki diyorlar ki sen ya parayı koyacaksın ya kendi şirketini satın alacaksın. Yani ikisi aynı anda olamaz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi diyorum ki ben tabii ki kendi projemi şirketleştiriyorum. Bu projemi Marka Yatırım Holding'e satıyorum. Ben kimsenin sorunlu şirketini satın almak istemiyorum. Ben kendi projemi hayata geçirmek istiyorum. O zaman benim bu parayı bir emanetçiye verip mi bu şirketin kasasına sokmam gerekiyor diğer patronlar gibi? Yani bu sizden, çünkü, sizden Mina Hanım, sizden rüşvet isteneceğinin, o rüşvet evet. verilmediği sürece de işleminizin, talep ettiğiniz işlemin yapılmayacağının ilk alameti aynen. mi? Benim ilk alarmını orada alıyorum. Diyorlar tamam. ki hayır, sen ya parayı koyacaksın ya şirketini koyacaksın. Ben de diyorum ki ya ben şirketimi, projemi şirket olarak bakmayın. Onun altında bir proje var. Bu projeyi hayata geçirmek istiyorum diyorum. Açıkçası hiç tek bir soru dahi sormadan. Çünkü hani bu projenin anlaşılabilir ya da anlaşılıp anlaşılmamasını anlayabilmeniz için karşı taraftan size bununla ilgili olarak bir soru gelmesi lazım. Tek bir soru dahi gelmeden, inanın dosya kapağı bile açılmadan benim sermaye artırıma red geldi. Tabii bu benim için çok büyük bir şoktu. O zaman işte danışmanlığımızı yani bizim danışmanlık olarak gelip işte şirkette bununla ilgili olarak işte bu işi, bu sistemi, daha doğrusu işte bu bürokrasiyle ilgili olan konuları çok iyi bilen bir Salih Bey vardı ve Salih Bey hani bu konularda bize yardımcı ve destek olacağını söylemişti. Evet. Ve hatta biz onunla bir ortaklık yapmıştık kendi şirketimize. Salih Orakçı'dan mı bahsediyorsunuz? Evet, evet. Salih Orakçı'dan. Şimdi evet. Bir dakika, Mina Hanım bir dakika. Marka Yatırım Holding'le alakalı değil. Tamam, evet. Bir araya gireyim. Siz SPK'da bu
işlemin onay görmesi için uğraşırken, girişimlerde bulunurken Taş Kesenlioğlu'yla muhatap mısınız? Yoksa daha aşağıda... Hayır, hiç değilim. Hiç değilim. Uzmanlarıyla muhatabım. Uzmanlarıyla muhatap. Bakın orada uzmanların hiçbir fonksiyonu yok. Yok ama ya bunu o, en nihayetinde onay... Uzmanların hiçbirisi... Evet, onaylayacak kişi SPK başkanı, evet, değil mi? Evet, kurul. SPK başkanı ve oradaki kurul bunu sermaye piyasası kurulu. Oradaki, evet, oradaki uzmanların hiçbir... Uzman sadece raporunu yazıyor. Zaten rapor da oradaki kurulun isteği doğrultusunda belirleniyor. Tamam. Sonra Salih Orak, yolunuzun kesiştiği, evet, ilk isim Salih Orakçı. Tamam. Salih Orakçı. İşte, bir grafiği verin tekrar arkadaşlar. Salih Orakçı kim Mine Hanım? Kıyı Emniyeti'nin eski genel müdürü. Genel müdürlüğünü yapmış. Bir bürokrat. İşte bürokrat ama bürokrasiyle ilgili konuları çok iyi bildiği için ben bu tür konuları çok fazla bilmiyorum. Yani devletle çalışmak tabii ki daha başka bir şey. Onunla bir ortaklık yaptık ve o dedi ki hani buradaki konuları, buradaki işte dosyaların hazırlanması, etmesi, bunlarla ilgili olan her türlü şeyi ben danışmanlığını yaparak halledeceğim dedi. Ve biz bir ortaklık yaptık kendisiyle, fakat asla Marka Yatırım Holding teki bir şirketle değil. Biz yani para alışverişi, her şeyimiz benim kendi şahsi olan şirketlerim üzerinden, tamam, yapıldı. Şimdi bir araya gireyim. Araya gireyim Mine Hanım, bir saniye. Evet. Salih Orakçı aynı zamanda Binali Yıldırım'ın da baş danışmanı o dönem. Evet. Değil mi? O dönemde evet. Binali Yıldırım o dönem neci? Eski başbakan. 2018'den, evet, başbakan bahsediyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı, evet, hükümet sistemine geçilmiş, artık başbakan yok. Evet. Siz, ama siz Salih Orakçı'yla Mine Hanım, siz Salih Orakçı'yla bu işleri halleder diye mi ortaklık kurdunuz? Yani sizin, yok, hayır, onunla yani ortaklık bizim kurmanıza ondan beklentiniz mi neden oldu? Hayır, onun bürokrasik, yani şöyle bürokrasiyle ilgili olan işte evrak kısmı, işte fon kullanım raporu hazırlanması, bunlar tabii ki hep böyle bu bürokratik dili o daha iyi biliyor. Bürokrasinin içerisinde olduğu için, evet, hani o tür şeylere onun takibinde olacağı konulardı. O yüzden onunla bir ortaklık anladım. Yani şöyle düşündünüz, karar verildi. Mine Hanım şöyle düşündünüz, devletin içinden gelen işte genel müdürlük yapmış, Binali, evet, Yıldırım'ın, aynen, danışmanlığını, aynen, yapmış. Bürokrasiyi bilir, bürokraside tanıdıkları da vardır. Bizim bürokrasiyle, aynen, işlerimiz olursa o işlerin kolaylıkla, aynen, halledilmesi için etkisi olur. Evet. Doğru mu? Çünkü ben çok fazla, ben lobi kısmını çok fazla becerebilen bir insan değilim. Yani, tamam, zaten hani ben şirketin içinde çalıştığım için hani bunları takip edilmesi, yapılması, dışarıda anlatılması hep yani başka kişiler tarafından olması gerekiyor ya da bu işi bilen yönetim kurulları tarafından yapılması gerekiyor. Salih Bey de o dönemde bu işlerden iyi anladığı için biz bir ortaklık yaptık. Sonrasında ben aslında bu işleri yapabileceğini veya işte olur olmazlığını anlamadan daha çok kısa bir dönem içerisinde sermaye artırımına red kararı gelince zaten Salih Bey'le o noktada bizim yollarımız ayrıldı. Çünkü onun bana şeyiyle hani bu işin takibi konusu onu ilgilendiren bir konu olduğu için ben o dönemde red gelince çok şok oldum. Yani dedim ki çünkü hani böyle bir proje nasıl reddedilebilir? Bir araya gireyim yine Mine Hanım. Bu arada Salih Orakçı, Sedat Peker'in paylaşımlarından aktarıyorum bunu. Salih Orakçı size diyor ki ben bu sorunu hallederim diyor. Yani bu red meselesini ben hallederim diyor. Ama diyor iş takipçisi durumuna düşerim. Sizin şirketlerden birine beni ortak edin diyor. Yani aslında sizinle ortak kurma, Sedat Peker'in yazdığına göre sizinle ortaklık kurmasının sebebi Salih Orakçı'nın bu işleri halletmek. Şimdi ben Sedat Bey'in bu bilgileri nereden aldığını açıkçası bilmiyorum. Yani evet. Siz tanır mısınız Sedat Peker'i? Ben Sedat Bey'i çok öncesinden, eskiden tanırım ama birkaç seneden beri kendisiyle görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Açıkçası bugün nasıl, de ben... Nasıl bir ilişkiniz vardı, nasıl tanırsınız Mine Hanım? Ya Sedat Bey, Mine Hanım olarak tanırız. Hani geçmişten gelen ortak arkadaşlarımız var. Yani bir tanışıklığımız var yani. Ama böyle çok bir samimiyetliğimiz ya da çok bir hani her şeyimizi birbirimize anlatıp bilen, benim bu yaşadığım sorunları falan öğrendiği zaman hani bana, beni arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştur. Bundan öncesinde yani 2-3 sene öncesine kadar, ama
İş ilişkiniz vesaire bunları, yok anladım. Hayır, hiçbir şeyimiz yok ve ben hakikaten bugün çok şaşırdım. Bu bilgileri nereden aldı, nasıl öğrendi? Çünkü zaten hani aslında ben bununla ilgili olarak bir sürü yere şikayette bulundum. Savcılık şikayetlerim var. CİMER'den tutun işte SPK başkanına bile gittim, bunları anlattım. Hiçbir şey olmadı. Ama inanın Sedat Peker elimdekilerden daha fazla bilgim var. Evet. Ama dedim ki bugün nasıl bunlar bu şekilde eline geçti? Sedat Peker'in, ben de çok şaşkınım. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan bir şey var mı bu arada? Bugün yani ya, bugün yazdıklarında? Hayır, doğru olmayan ufak tefek şeyler var. İşte hani oradaki ortaklık yapımız yanlış anlaşılsın istemiyorum. Yani Salih Orakçı ile hiçbir zaman Marka Yatırım Holding'in bir iştiraki ortaklık içine geçmedi. Yani ortaklıkta bulunmadı. Yani Marka Yatırım Holding'in bir parası Salih Orakçı'ya gitmedi. Yani ama bu bizim... ama o çok önemli bir detay mı Mine Hanım? Yani ortaklığınız Marka Yatırım Holding'de olsa ne olur? Başka bir şirkette olsa ne olur? Çok önemli olan tabii ki sizin orada bir şahsa vereceğiniz para şirketin kasasından çıkmış olması demektir. Evet. Önemli bir nokta orası. Anladım. Tamam. Yani siz Salih Orakçı ile ortaklık kurdunuz. Ama bu sizin sermaye artırımı talebinizin SPK'dan ret yemesiyle alakalı değil. Onun bürokrasideki gücünden faydalanmayı düşündünüz. Tamam. Aynen. Tamam. Bu arada Sedat Peker diyor ki, Mine Hanım, Sedat Peker diyor ki işte bazı hediyeler almamız gerekir demiş size Orakçı. Lüks bir cip, lüks bir başka bir araba, şimdi markalarını söylemeyeyim, burada yazıyor. Bu arada araçları kendi üzerine almıyor. Recep Dumangöz isminde ortak iş yaptığı bir kişinin üzerine alıyor. Siz bu arabaların parasını verdiniz mi Salih Orakçı'ya? Valla ben şimdi açıkçası ona verdiğim paralarla ilgili olarak zaten kendisine icra davası açtım. Verdiniz yani. Verdim, evet, verildi ve bununla ilgili olarak bir hukukta bir icra davamız var. Çünkü orada ben şu duruma düştüm. Yani öncesinde benden alınan bu paraların yani ne oldu, neden ben bu paraları verdim? Çünkü bu bir şekilde hani benim şirketimin kasasından da bir avans olarak, ortak olduğu için bir avans olarak çıkıyor. Ve sonuç itibariyle size bir geri dönüşü olmuyor. Evet. Dedim ki bak, ben bu kadar para verdim. Bunun karşılığında hiçbir şey alamadım. Bu noktada da hani işle ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Ve ben bu saatten sonra kendi başımın çaresine bakacağım diyerek ben vermiş olduğum paraları kendisinden talep ettim. Kendisi de bunu inkar ettiği için, daha doğrusu Allah'tan ki bunları ben belgeli olarak kendi şirketimden dekontlarım var yani. Bunları icraya koydum. Tamam. Bu arada Sedat Peker de bu ortaklığın Marka Yatırım Holding'de, yani sözünü ettiğiniz şirkette değil, bir başka bir şirkette, Garanti isimli şirkette, o da aynı şeyi söylemiş. Olmadı. Orada olmadı. Başka bir şirket. İstanbul Marka. Evet. Tamam, İstanbul başka bir şirkette. Tamam. Başka bir sonra şirkette oldu. Sonra siz baktınız Salih Orakçı, onun bürokrasideki ilişkilerinden faydalanmayı murad etmiştiniz. Olmadı. Aranızda açıldı. Ona haciz gönderdiniz. Sonra siz ama hala Marka Yatırım Holding'in sermaye artırımı talebinin kabul edilmesi için SPK'da mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Yolunuz Zehra Taşkesenlioğlu'yla. Oraya daha gelmeden tabii ki içeride bir sermaye artırımı başvurusu yapılmış. Bu reddedilmiş. Evet. Ve ben bunu tekrardan hani kendi şirketimi almamam gerektiği bana söyleniyor. Ve ben orada Adana'da bir otobüs şirketine yatırım yapıp sermaye artırımını tekrardan güncelliyorum. Lider Adana ve Yeni Adana firmasını almaya kalkıyorum. Bunun da due diligence'ları yapılıyor. Şirketin 21 milyon lira borcu var. Borcu, vergi borcu, SSK borcu ve işte çalıştırdığı otobüslerin oradaki kredi borçları var. Benim yapmış olduğum projeksiyonda bütün bunları yapılandırarak 2 sene içerisinde şirketin aylık geliri, otobüsleri işlettiğinizde 2 milyon gibi bir geliri var. 2 senede bu yatırımı, yapmış olduğum yatırımı geri döndüreceğimi düşünerek bir otobüs şirketine yatırım yapıyorum. Tamam. Ve şirketin nominal değer üzerinden alıyorum. Çünkü 21 milyon borcu var.
Şirket ortaklarına hiç para ödemiyorum. Şirketin yönetimini devraldığımda borçlarını devralıp vergi borcunu, SSK borcunu, otobüs borçlarını yapılandırarak işletmeyi başlıyorum. Tamam. Sonrasında, şimdi evet. Geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Buyurun. Evet, sonrasında şey gitti gene. Yine arama geldi. Mina Hanım'a aramayı kapatmasını bekliyoruz. Şimdi bu tablodaki Salih Orakçı. Salih Orakçı ile ilgili meselenin ne olduğunu anladık. Şimdi Ali Taşkesenlioğlu'nu, SPK Başkanı eski ve yani Mina Hanım mı Taşkesenlioğlu eski SPK Başkanı milletvekili olan kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirecek. Onu arayacak Mina Hanım Sedat Peker'in anlattığına göre. Zehra Taşkesenlioğlu o sırada seçim gezisinde Erzurum'da diyecek ki sen kalk Erzurum'a gel. Erzurum'a gidecek. Orada bir görüşme yapacaklar. Sonra Zehra Taşkesenlioğlu Mine Hanım'ı Ankara'da bir danışmanlık firmasına gönderecek. O danışmanlık firmasında da diyecekler ki biz bu işi hallederiz ama şu kadar para karşılığında. Mine Hanım biraz bu bu teknik şimdi demiştim ya en başta. Hani bu hisse artırımı işte borsa vesaire onlar çok teknik konular. Daha size soracağımız çok soru var. Benim sorularım var, konuklarımızın soruları var. Lazım. Yani biraz hızlanıp yani önemli bir iş insanı olduğunu anladık ama esas onları konuşulması tamam, lazım bence. Tamam. Evet, ben şimdi zaten bunları anlatmadan şimdi bakın olay bir patronun burada bir tabii Türkiye'de patron olmak çok zor, para kazanmak zor ama paraya sahip çıkmak daha da zor. O yüzden hani burada benim ne yaşadığım, nerelerden geçtim, ortada bir hikaye var. Her evet. şeyden önce ben bir kadınım ve hani kadın olarak ayakta durmaya çalışıyorum. Ve benim binlerce yatırımcım var, bu yatırımcılara karşı bir sorumluluğum var. Hani olaya öyle hani çok basit yönden bakılmasını, bir rüşvet gibi algılanmasını istemiyorum konunun. Çünkü buradaki bu sistem, kurulan sistem rüşvet sistemi değil. Kurulan sistem Türkiye'ye zarar veren bir sistem. Sadece evet. küçük yatırımcıya değil. Elbette. Yani bunu anlamamamız lazım. Tamam. Yani şimdi ben burada bu zorlukları yaşıyorum. Hani sonuç itibarıyla herkes şuna bakıyor. Kaptan gemiyi limana nasıl yanaştırdı? Geldi mi gelmedi mi? Geldi. Fırtınalarla ama kimse ilgilenmiyor. Fırtınalarla kimse ilgilenmiyor. Evet. Nelerle uğraştığımızda kimse ilgilenmiyor. Şimdi evet. SPK halk adına şirketleri denetleyen bir mekanizma. Şimdi ben burada halkı koruyan kim? Önce patron, sonra SPK olmak mecburiyetinde. Tamam. Tamam. Şimdi ben burada bir sorun yaşadığımda SPK'ya gidip burada bakın bize bu yapıldı, şu yapıldı dediğinde SPK hangi mekanizmasını çalıştırarak bize zarar veren kişileri ya da şirketleri cezalandırıyor? Evet. Evet. Şimdi Mine Hanım bu evet sizin bir saniye neyse, lütfen bırakın, bir saniye. Bırakın, sizin tamam. tarafınızdan yani buraya nasıl geldiniz? Verdiğiniz evet, mücadele. Bir saniye lütfen. Evet. Batık şirketleri aldınız, onları düze çıkardınız vesaire. Bu kısmını anladık. Şimdi bir de bu sizin tarafınızdan anlatmak istediğiniz hikayenin anlatmak istediğiniz hikayenin, tarafı. Şimdi bir de bir zor tarafı. Evet. Şimdi bir en de zor tarafı. Evet. Bir de burada kamu yararı olan bölümü var. Kamu yararı evet. da kamu yararı da bu devletin çok önemli kurumlarında meşru bir talep nasıl bir rüşvet konusuna dönüştü? Orada işler nasıl yürüdü? Bu işe Cumhurbaşkanı danışmanı nasıl dahil oldu? Bir AK Parti milletvekili nasıl dahil oldu? Kamuoyu daha çok bunlarla ilgili. Yani bunlarla ilgili evet. bir iş insanının ağzından somut şeyler duyduğu çok az Türkiye'nin. Evet. Nadiren oluyor bunlar. O yüzden söyledikleriniz çok kıymetli. O yüzden bu meselenin teknik taraflarını biraz geçip daha olay örgüsünü biraz ileriye sarmanızı rica ediyoruz sadece. Tabii buyurun. Ki. Şimdi buyurun. Şimdi Türkiye'de iş insanları zaten paylaşmadan bir yere yapamıyorlar ki. Hiçbir şekilde işleri ilerlemiyor ki. Evet. Yani evet. sizin öncelikle önünüze çıkan şu patronların. Yani bize vereceksin. Vermediğin takdirde biz işini ilerletmeyiz. İşini durdururuz. Sen hiçbir şekilde buradan ilerleyemez. Tam da sizin yani başınıza geldiği zorunda. Gibi. Tam evet, da sizin başınıza geldiği gibi. Şimdi evet, Mine Hanım. Paylaşmak zorundasınız. Evet,
Evet. Şimdi gittiniz SPK'ya, tekrar bir başvuru yaptınız. Evet, Ali Fuat firmasını aldım. Ali Fuat Taşkesenli oğlu sizi kardeşine yönlendirecek, değil mi? Zehra Taşkesenli oğlunu. Hayır, öyle olmadı. Peki, olmadı. Buyurun. Şimdi ben bu firmayı aldığımda, Lider Adana firmasını aldığımda 2018 yılıydı. Bu şirketin arkasından organize bir suç örgütü çıktı. Şirketi aldıktan bir hafta sonra 21 milyon lira olan borcu 80 milyon lira olarak bize hacizler gelmeye başladı. Tamam. Biz yapmış olduğumuz sözleşmede herhangi bir borç çıkarsa göndereceğimiz ihtarnameyle 7 gün içerisinde bu borcun ödeneceğini bize taahhüt etmişlerdi. Fakat bunu yapmadılar. Tabii ben o zaman hemen Marka Yatırım Holding'i korumak için şirketi altımızdan çıkarttım, ihtarnameleri gönderdim. Tam kurtuldum dediğim noktada benim ve bizim yönetim kurulu üyelerimizin, benim de içinde olduğum ve bizim de hiç alakası olmayan eski aldığımız şirketin ortağı olan bir iş insanının da imzalarını taklit ederek 25 milyonluk sahte bir senet düzenlediler. Tamam. Ve bir gün kapımızda haciz memurlarıyla karşılaştık. Dediler ki işte Lider Adana'nın ortaklarına 25 milyonluk borcunuz var. Senet ihtiyade haciz kararıyla geliyor. Tabii şok olduk. Dedik ki biz yargıya güveniyoruz. Biz böyle bir senet vermedik. 21 milyon borcunu devraldığımız bir şirket için şahsi senet niye vereceğiz? Ayrıca 25 milyon artı 21 milyon borcu varsa şirketin değeri 46 milyon lira değil. Zaten hani ortada ne tür bir işlem oldu. Fakat hukuk sistemimiz biraz ağır işlediği için jandarma kriminele gitmesine karar verildi. Ben hakime o zaman dedim ki bakın şimdi siz burada bu sistemi hani bunlar burada bir sistem kurmuşlar. Bizi kilitlediler. Bizim her şeyimize haciz kondu. Evet. Malımıza, mülkümüze, bankadaki paramıza. Şimdi 25 milyon lira bir senet var. Bu senede karşılık biz burada iki kişiye ne aldık? Yani bu insanların hesaplarında 1000 lira bile bir para giriş çıkışı olmamış. Ortada bir alım satım yok, bir senet var. Ve bu senetle sizin hayatınız kararıyor. Yani bizim ticaret kanunumuz da ne yazık ki bu konuda her zaman için sana diyor ki sen borcun olmadığını ispat etmekle yükümlüsün. Halbuki bu senet elinde bulunduran kişiler ne verdiklerini, ne sattıklarını, ya bu paraya karşılık ne olduğunu anlatabilseler zaten sorunu çözeceğiz. Evet. Neyse jandarma kriminaline gitti. Jandarma kriminalde imzalar bize ait geldi. Biz hayatımızın şokunu o dönemde yaşadık. Öyle bir imzanız çünkü olmadığı halde. Olmadığı halde jandarma kriminalden böyle bir imzalar el ürünüdür diye, bu kişilerin el ürünüdür diye rapor geldi. Biz tabii o zaman o anda işin ne kadar büyük olduğunu anladık. Evet. Ve sonrasında tabii hani düşünün düştüğünüz durumu. Siz diyorsunuz ki imza bana ait değil, imza size ait çıkmış, hacizler başlamış, her şeyinize el konmuş ve siz çok çok ciddi bir mağduriyet içerisindesiniz. Şirketinizi ayakta tutmanız gerekiyor ve ben 2018 yılından itibaren, Nisan ayından itibaren bir dedektif gibi çalışarak bu şahısların 16 kişiye de aynılarını yaptığını ve çeşitli illerde bir organize çete şeklinde faaliyet gösterdiklerini, hepsini sizin yaptığınız aynı şuradaki şema gibi bağlantıları yaparak Adana Organize Şubesi'nin de yardımıyla sağ olsunlar bu insanların hepsi tutuklandı. Tamam. Ve bunların içerisinde, bu tutuklananların içerisinde devletle alakalı çok kişi vardı. Tamam. Çünkü hani noteri ne kadar? Mine Hanım, tam burada bir virgül koyalım, bir reklama gitmemiz lazım. Bu şemadan sadece Salih Orakçı'yı şu anda bize anlattınız. Evet. Onunla ilişkiniz neydi? Bir şirket kurdunuz, sonrasında yollarınız nasıl ayrıldı? Sadece bu kısmı dinledik, şemadaki diğer isimlere henüz gelemedik. Özellikle SPK Başkanı önemli, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu önemli ve Cumhurbaşkanı Danışmanı önemli ki sizden WhatsApp yazışmaları var. Sedat Peker'in bugün paylaştıkları arasında WhatsApp yazışmaları var. Sizden acil olarak 200 bin lira para istiyor. Diyor ki 100 milyonluk iş yapacağız. Senden sadece acil olarak 200 bin lira istiyorum. Onu bile göndermiyorsun. Sen nasıl bir holding sahibisin diyor. Fakat siz o parayı ona göndermiyorsunuz.
Serkan Taranoğlu. Evet. Bu yazışmalar doğru mu? Sedat Peker'in paylaştığı bu yazışmalar doğru mu? Serkan Taranoğlu'yla nasıl tanıştınız? Ve sonrasında ne oldu bu yazışmalardan sonra? Reklamlardan sonra devam edeceğiz.